Bakın TÖDEX'in kurucusundan da bir açıklama geldi. Ekranlarınıza da yansıyor bir son dakika gelişmesi olarak ve kendisi şöyle diyor Fatih Faruk Özer, yatırımcılarımla görüşmek için yurt dışına çıktığını açıkladı. Şu anda o bahsedilen meblağla yurt dışına daha doğrusu kaçtığı iddiaları vardı bugün bu sabahtan itibaren ve kendisi de yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına çıktım açıklamasını yaptı. Peki şimdi bir telefon bağlantımız olacak yine bu son dakika gelişmesiyle ilgili. Çağdaş Evren Şenlik hattımızda. Çağdaş, seni dinliyoruz. Yaklaşık 25 dakika önce sosyal medya üzerinden bu açıklamanın yapıldığını ifade edelim ve aslında Fatih Özer'in açıklamasında en çok dikkat çeken detay da şuydu. Ortaya atılan iddiaların birçoğu mesnetsizdir açıklaması yapıldı. Bunun yanı sıra yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alınarak hiçbir şekilde üyelerin, yatırımcıların mağdur edilmediğini ve bundan sonra da mağdur edilmeyeceğine dair de önemli bir açıklama geldi. Bunun yanı sıra teknik ekibin de aslında bir araştırma yaptığını ve 19 Nisan'da gerçekleşen arızanın hala giderilmeye çalışıldığı belirtildi. Ve aslında bu açıklamanın üzerine 2 milyar dolar zarara uğratarak kaçtığı iddialarını da yalanladığını sizlerle paylaşalım ve 700 bine yakın kullanıcı için sadece şu ifadeyi kullandı. Asla mağdur edilmedi, edilmeyecek de ve bir takım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle sosyal medyadan, basın üzerinden bu iddialara atılmasını da doğru bulmadığını söyledi. Ve 3 sayfalık açıklamanın en sıcak ve önemli başlıkları da buydu. Ki günün en önemli gelişmesi dedik ki her geçen dakikada bu konuya dair de gelişmeler yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek ki onlar oldukça da yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi ifade edelim Minas Hanım.